Dün önemli bir toplantı vardı efendim İzmir'de. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur 3 yıl değerlendirmesini yaptı. Konak'ta hizmet dolu 3 yıl başlıklıydı bu toplantı efendim. Genişçe bir sunum da yaptı. Bir tanıtım filmi hazırlamış Sayın Başkan. Neler yapıldı ve neler yapılacak? Daha sonra da geniş bir açıklama yaptığı briefing tarzında bir bilgi toplantısıydı. Yoğun bir katılım vardı İzmir basın camiasından da. İlgiyle biz de oradaydık. Canlı verdik zaten. İlgiyle de dinledik Sayın Başkan'ı. İzmir'in kalbi vurgusu yaptı Sayın Başkan konağa. Öyle bir soru da geldi. Bayraklı mı, Konak mı İzmir'in kalbi? Vatandaşlar karar versin dedi Sayın Başkan. Bayraklı Belediye Başkanı da severim bu arada. Selamlar dedi. Böyle bir rekabetimiz yok. Ama herkes bilir ki İzmir'in kalbi Konak'tır dedi. Bu 3 yıl hizmette dolu dolu 3 yıl başlıklı toplantıda sorulara cevap verdi. Üzerinde durduğu konulardan bir tanesi, en önemlisi Gültepe ve Beştepe'ler dönüşüm, imar planlarıydı efendim. Şehir Plancılar Odası karşı çıkmıştı biliyorsunuz. Başkan orada yaklaşık 20 mahalleyi, 20, 25, 30 mahalleyi ilgilendirecek bir dönüşüm planı başlatmıştı Başkan Batur. Orada biz yayınlarımızda Sayın Başkan'la bunu konuştuk. Haber bültenlerimize konu oldu. İzleyicilerimiz az çok bilirler. O bölgede yaşayan izleyicilerimiz de var. Mesajlar da geliyor haber merkezimize. O bölgede yaşayan insanlar 50 yıldır ihmal edilmiş. İzmir'in en eski yerleşim bölgeleri. Yolları yok. Sosyal donatı alanları yok. Parkları yok. Doğal gazları yok. İmar planları olmadığı için insani yaşama gereçlerinin hiçbirisi yok. Sayın Başkan da diyor ki kardeşim bu insanlar oraları gidip dolaştınız mı gördünüz mü? Bu insanların sorunlarını nasıl halledeceğiz? İtiraz edenler bunların farkında mı? Mimar Abdülbatur'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de kente estetik dokunuşlar yapması, kentsel dönüşüm konusunda da çok hızlı çalışması. Narlıdere'de 4 dönemden bunu biliyoruz zaten. Gelir gelmez de Başkan Gültepe ve Beştepe'ler, daha sonra bu genişleyecek. Zaten yayınlarımızda da bunu anlatmıştı Sayın Başkan. Bu imar planlarını hemen yapmaya başladı. Oy birliğiyle geçti Konak Meclisi'nden. Büyükşehir Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Şehir Plancıları Odası itiraz etti. Sayın Başkan da buna çok fazla üzüldüğünü söylüyor. Belli ediyor zaten. Kardeşim biz gerekli olan briefingleri verdik. Masa başında mahkemeye taşımayın. İnsanlara vakit kaybettirmeyin. Biz oradaki insanların aynı Karşıyaka'daki gibi, aynı Güzelyalı'daki gibi, aynı Hatay'daki gibi yaşama hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu imkanı onlara vermeliyiz. Yeşiliyle, doğasıyla, parkıyla, sosyal donatı alanlarıyla, İnsanca yaşamak için onlara bu hizmeti bir an önce götürmeliyiz diyor. Niye mahkemelere müracaat ediyorsunuz? Masaya gelin. Eğer bizim eksik kaldığını düşündüğümüz şeyler varsa söyleyin, düzeltelim. Böyle verelim diyor. Bunu ayrıntılarıyla anlattı toplantıda başkan. Sorulara cevap verdi. Zorlu projesi, Basmane Çukuru biliyorsunuz. İzmir'in en büyük ayıbıdır dedi. Tunç Bey bu konuda büyük efor sarf ediyor. Biliyorsunuz Büyükşehir'in uhdesinde. Tunç Bey büyük efor sarf ediyor. Anladığım kadarıyla iş mahkemeye gidecek. Ama iktidarı değiştirmedikçe, merkezi hükümetten bahsediyor. Bu iktidar bu kafada olduğu müddetçe 2050'ye kadar gider bu süreç dedi. İzmir'in büyük ayıbı. Başkan, Tunç Başkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teklif vermiş. Burayı bize satın kardeşim. Parasını verelim. Ya da size bu değerde başka bir yer tahsis edelim. Ben buraya belediye binası yapayım demiş. Vermemişler. Raporlar var. İşte 131 metreden, işte 156 metreden 131 metreye düşüyor. Daha sonra 84 metreye düşüyor. Konu biraz çetrefelli. Ama sonuç itibariyle bizim muhtemize değil. Büyükşehir muhtesinde. Ama Başkan Tunç Bey'in büyük efor sarf ettiğini biliyorum. Ama bu merkezi hükümetin kafasıyla bu sorun çözülmez dedi. O ayıp orada kalacak anladığımız kadarıyla.
Kültür park konusunda da yine Büyükşehir'in ötesinde olan bu konu, başkan Kültür Park platformu ile görüşmeler yapıyor. İnşallah belediye hizmet binası yok biliyorsunuz Büyükşehir'in. Hollerde veriyor, Kültür Park'ın içerisindeki hollerde veriyor hizmeti. Bu yüzden dolayı da orada sorun Büyükşehir'in önce belediyeye bir hizmet binası yapması. Daha sonra da Kültür Park platformu ile eski günlerine, eski şaşalı günlere, özlenen günlerine döndürmeye çalışacaklar fuarı efendim. Başkan yapacaklarını anlatırken önemli bir şey söyledi aslında. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, konağın 50 yıldır ihmal edilen tüm sorunlarını tüm ekonomik şartlara rağmen, pandemiye rağmen halletmek için gayret sarf ediyorum. Benim işim budur dedi Sayın Başkan satır aralarında. Konağa imza atmaya gelmiş efendim. Kısa bir bölüm ayarladı değil mi arkadaşlarımız Nur? Bir görüntü var. Başkanı dinleyelim, sorulara nasıl cevap vermiş efendim. Dönüşüm bir bölgede plan uygulamasına geçtiğiniz zaman kentsel dönüşümde efendim kas sayı artırılmadan, inşaat emsali artırılmadan veya nüfus artışı olmadan kentsel dönüşüm yapılması mümkün mü? Bunu teknik olmayan arkadaşlar da bilir. Yani o bölgede herhangi bir emsal artışı veya kat artışı, inşaat emsali verilmeden bir artış veya orada bir uygulama yapmanız mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi sadece emsal artışı ve nüfus artışı o bölgenin yapısını değiştirecek şeklinde bir anlayışla mahkemelere müracaat ediliyor. Bazı teknik konular da var tabii. Ama biz, ben de mimarım ve Mimarlar Odası'nın mensubu olmaktan da onur duyuyorum. Mimarlar Odası ile oturuyoruz. Aynı sunumları Mimarlar Odası'na da yaptık. Bu Gültepe ve Beştepe'ler planları ile ilgili. Mimarlar Odası'ndaki arkadaşlar da teknik arkadaşlarımız. Onların da bu kentle ilgili düşünceleri ve bu planlarla ilgili düşünceleri var. Ama Şehir Plancıları Odası nedense her türlü konuyu mahkemeye götürüyor. Sırf bizim işimiz değil. Konak Belediyesi'nin değil. Büyükşehir'in yaptığı bütün çalışmalarda Şehir Plancıları Odası'nın mahkemede olduğunu görüyoruz. Biz diyoruz ki masa başında oturalım, konuşalım. Yazı yazdık. Beştepe'lerle ilgili itirazınız var mı? Bu konuda talepleriniz, önerileriniz, bu planla ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili bize ışık tutun şeklinde bir yazı yazdık. Ne cevap veren var, ne bir şey var. Hadi bırak sözlü çağırmayı. Yani kentte bazı şeylerde odalarımız da kamu hizmeti yapıyor. Bu kentin, o bölgelerinin bu şekilde kalması mı iyi, yoksa az önce gördüğümüz çalışmalar mı bu kenti biraz rahat noktaya götürecek? Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerimiz var. Oradaki vatandaşlarımız mutsuz. Yani o bölgeye gidip konuşmak lazım. Yeşil alan yok, sosyal tesis alanı yok. Yıllardır böyle yaşamışlar, 50 yıldır. O bölgelerdeki yaşayan vatandaşlarımız da bu kentin insanı. Onların da bu kentin bu sosyal yapısından yararlanması gerekiyor. Ve kent yenilenmediği müddetçe hem görsel kirlilik hem can güvenliği açısından tehlikeli binalar. Biz her şeye rağmen şimdi Gültepe planları için bir kez daha buradan da seslenmek istiyorum. Şehir Plancıları Odası'yla masaya oturalım. Nasıl Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla beraber oturuyoruz. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, şöyle yapalım. Onlar da gelsin, fikirlerini söylesinler. Ama uygulanabilecek fikirler söylesinler. Yani nüfus artışı olmadan, emsal artışı olmadan o bölge öyle kalır. Başka bir şey olmaz. Realiteyi söylesinler bize. Biz onu istiyoruz. Zorlu projesi biliyorsunuz geçtiğimiz bu dönem içinde başlayan bir yükseklik sıkıntısı olan bir binaydı. Biliyorsunuz 2008 yılından başlayan bir serüveni var plan tadilatı. Ve plan tadilatı sürecinden sonra 2019 Şubat ayında da inşaat ruhsatı verilmiş seçimlerden 2 ay önce. Biz göreve geldikten sonra özellikle
yükseklik bazında çok kenti rahatsız edecek bir yükseklikte olduğunu tespit ettik. 156 metre. Kentin silüetini bozacak şekilde ve biz bununla ilgili yaptığımız çalışmada da estetik komisyonumuz da bununla ilgili çalışma yaptı ve en yüksek, o çevrede en yüksek bina hangisi? Hilton 131 metre. 131 metrede Konak Belediyesi olarak oy birliğine buna karar verdik. Daha sonra bu kararımız Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Oradaki arkadaşlarımız, teknik kurul ve meclis üyesi arkadaşlarımızın da yaptığı çalışmadan sonra Kadife Kale silüetini bozma noktasında sıkıntı yaratacağına hükmedilerek binanın yüksekliği 84 metreye düşürüldü. 84 metreden sonra biliyorsunuz itirazlar oldu. Hem yapımcı firma tarafından, diğer meslek kuruluşları tarafından, kişiler tarafından. Ama 84 metreye indiren meclis bizim meclisimiz değil. Konak Belediyesi meclisi karar vermedi. O yüzden geriye gönderdik. Çünkü 84 metre ile ilgili itirazı değerlendirecek bu kararı veren meclis Büyükşehir Belediyesi meclisi. O yüzden geriye gitti. Ve şu anda bu iş zaten mahkemeye doğru gidiyor. Hem gerek odalar gerekse yapımcı firma herhalde mahkemeyle çözülecek bir konu olacak. Bir yandan gelecek dönem için yeni projeler hazırlayıp bunları hayata geçirmek hedefindeyiz. Biz Konak'ta gerçekten bu projelerin bu dönem en azından şu bir bölgesinden temel atma noktasına geldiğimiz takdirde kentsel dönüşümde işe başlamak zaten işin yarısı. Onun için ona çok gayret ediyoruz. Ha bundan sonraki süreç az önce de konuşmamda da ifade ettim. Uzun soluklu bir süreç. Ama bu anayasaya göre, yani hazırladığımız planlara ben anayasa diyorum. Bu anayasaya göre kenti daha sağlıklı ve daha dönüşümü emin adımlarla yürüyecek noktaya gelir. Ama bu 4 dönem mi olur, 5 dönem mi olur, bu devam eder yani. Biz buna talibiz anlamında söylemiyorum. Yani en aşağı 20 yıllık bir süreç. Bir ilçe başkanı yapıyor biliyorum. O bizden kurtulup rahat rahat burada çalışmak istiyor. Yani seçimleri daha rahat kazanırız diye düşüncesinde arkadaş. Ama gerçekten bunu büyük samimiyetle söylüyorum. Başkanımızla omuz omuza her zaman birbirimizi dinleyerek, uzlaşarak ve en önemlisi de artık o bizim aramızda seçim süreci, yani sattım ailinde adaylık sürecindeki birbirimize olan saygımız aynen devam ediyor. Saygı, sevginin olduğu yerde zaten herhangi bir sıkıntı yok. Başkanımdan da bir sıkıntımız yok.